Sonu gelmez yarınlarda acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadan ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şer nefsizlere yenilmedim burada. Bir defa. Yani böyle bir dünya yok. Şimdi küme düşme kalkacak. Doğru mu? Evet. Bizim kardeş kulüplerimiz. Hiç kimsenin ekonomisinde, parasında, durumunda bizim gözümüz olamaz. Biz bütün kulüplere kardeş kulüp olarak bakıyoruz. Malatya kulübümüz, Kayseri kulübümüz, Süper Lig'de örnek veriyorum. Diğer bir kulübümüz. Küme düşme cezası kalkacak. 100 milyon bir anda gelir elde edecekler. FTZ'den düşme kalkacak, 2 milyona düşecek gelirden bir anda 15 milyon gelir elde edecekler. Biz özellikle Elazığ olarak depremi yaşamışız, pandemiyi yaşamışız. Şehirde 20 bin konut yıkılmış, 80 bin göç vermişiz. Bugün bu saate kadar sponsor bulamamışız. Mali verilerden dolayı suç yiyeceğiz. Bu ne Allah'ın katında ne kulun katında adalete sığmaz. Örnek veriyorum, Kayseri Spor bir anda 100 milyon gelirden 15 milyona düştüğü zaman otomatikmen -3'ü yiyecek miydi? Yiyecekti. Mali fair play'i ne sağlayacak? Sağlayamaz. Malatya kulübümüz sağlayamaz. Diğer süperlik kulübümüz sağlayamaz. Yani onları küme düşürmekten kurtaracak. Gelin burada futbolculardan imza alamadınız. 3-3 puanla başlıyorsunuz. Ya böyle bir dünya yok. Böyle bir adalet yok. Biz bunun savaşını vereceğiz. Şimdi 3 tane Süper Lig, 3 tane PTT, 2. Lig'de 6 kulüp, 3. Lig'de 9 kulüp. Küme düşüldüğü zaman hangi mali fair play'i sağlayacaktı? Sağlayamayacaktı. Otomatikman 20'ye yakın kulübümüz mali fair play'i sağlamadığı için -3 yiyecekti. Bunların hepsini affedin, ligde kalsın. Elazığ Spor, Karabük Spor, Eskişehir falan filan, eksi üç yesin. Böyle bir adalet yok. Biz bu adaleti bir defa kabul etmiyoruz.